Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar TL ile başlayalım. Dolar TL paritesine baktığımız zaman hafta sonu yaşanan hareketli gelişmeler neticesinde gün içerisinde dolar kuru 6 8-16 seviyelerini görmüş durumda e, Dolar endeksi ise Değer kaybetmeye devam ediyor 92.220 seviyesinde işlem görüyor e, Doların değer kaybetmesi Türk lirasının lehine olmaya devam ediyor Genel olarak baktığım zaman Dolar kurunun inmesine Arkadaşlar gram üzülmüyorum çünkü e, Kur yükseldikçe ülke olarak Fakirleşiyoruz Avrupa'dan e, Vatandaş geliyor 45 liralık Yemek yiyor 4.5 euro demir Para bırakıp gidiyor arkadaşlar yani Bir vatandaş olarak bunu kaldırmak gerek Gerçekten zoruma gidiyor. Ee, diğer taraftan. Ekonomi Bakanı'nın istifa etmesi piyasalara olumlu bir hava vermiş durumda. Berat Albayrak sosyal medyamı hesabından istifa duyurusu yaptı arkadaşlar. Açıklamasında yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunlarım nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteği hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım ifadelerini kullandı, kullandı arkadaşlar. E, gel Günden beri Berat Albayrak dolar kurunu düşüremiyor, tam tersi arttırıyor arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanının özellikle damadı olduğu için, yani aileden birinin e, özellikle ekonomi bakanı olmasa hem yurt içinde hem de yurt dışında e, güven kaygısı oluşturmuştu e, zaten. Yani tabiri caizse işte bu padişahlık misali e, bu şekilde e, algıyı arkadaşlar kaygı sürdürmeye devam etti koltuğa oturduğu ilk günden beri e, Berat Albayrak istifası TL için iyi oldu. Yani gelen gideni inşallah aratmaz diyelim bu noktada. Yani Berat Albayrak döneminde bu serbest kur e, düşük faiz seçilmişti biliyorsunuz. E, ya yeni ekonomi bakanı e, bu şekilde bir yol izlerse kurdaki yükseliş kaldığı yerden devam eder. Fakat geri çekilmeler dolar kurunda da e, bir süre daha devam edecektir arkadaşlar. E, yine hafta sonu yaşanan bir diğer gelişme ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine eski Maliye Bakanı Naci A. ...Abal getirilmesi, getirilmesi oldu arkadaşlar. E, Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasını konuşurken bu gelişmeyi ...daha da irdelerken Berat Albayrak'ın istifası da piyasaları şok etkisinde e, bıraktı. Özellikle bugün e, Yeni Merkez Bankası Naci Abal... E, ...şeffaflık ve gelecek PPK toplantısında e, yine faiz artışı sinyali verdi. E, ne dedi yeni başkan? Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Abal... Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve e, sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli para politikası kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmelerde yakından takip edilerek oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır dedi. Ee, yani ben keşke gerçekten bunların olacağını bilsem inansam ama her gelen Merkez Bankası'nın başkanı gibi arkadaşlar Naci Abal'da e, kaderi bir önceki başkanınki gibi aynı olacak. Eee... Yani kuru biraz baskılar geri çekilmeleri sebep olurlar işte e, ama daha sonra kaldığı yerden kur e, yükselmeye devam edecektir maalesef çünkü Merkez Bankası'nın ekonomi bakanının değişmesi e, bunlar kalıcı çözümler değil arkadaşlar biraz bize daha kalıcı çözümler gerekiyor. Ee, ABD tarafındaki seçim sonuçları belli oldu biliyorsunuz Joe Biden seçimleri kazandı Joe e, Biden arkadaşlar ılımlı bir politika ve herkese eşitlikten söz etti e, açıklamaları piyasaları biraz rahatlattı Tabii yani şu an Türkiye ile ilgili bir açıklama yapmadı yani bunu zaman gösterecek ama Joe Biden Türkiye yalnızı e, Türkiyeyi seven bir adam kesinlikle değil bunu daha önce de birçok e, kez söyledi. E, daha öncelerde. Fakat şu an bulunduğu koltuk yüzünden biraz daha politik davranmak zorunda arkadaşlar. Genel olarak ABD tarafındaki seçimler Türkiye'nin çok da lehine değil. Yani e, ABD tarafına da Türkiye ile ilgili e, yaptırımlar ya da sert diyaloglar önümüzdeki günlerde e, görebiliriz. Bu da dolar kuruna illaki e, yansıyacaktır arkadaşlar. E, onun dışında ABD tarafındaki seçimleri Joe Biden'ın kazanmasının ardından Türkiye tarafından e, bir açıklama geldi. İlk açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay e, ABD'nin yeni başkanının Joe Biden seçilmesi üzerine Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecektir ifadesi kullandı e, grafik üzerinde incelememiz gerekirken gerekirse arkadaşlar 8-16 seviyesi aşağıda bize günlük bir e, destek sağladı 816 seviyesinin aşağısına doğru kırması durumunda ise aşağıda 8 seviyeleri 805 daha sonra 8 seviyelerine doğru e, gelebiliriz fakat e, 8.33 32 seviyeleri burada eğer yukarıya doğru kırılması ya da herhangi 4 saatlikte olsun günlükte bir kapanış bırakması durumunda yukarıda tekrar 8 kırıkları daha sonra tekrar e, 8 5850 8.50 e, seviyelerine doğru tekrar yola, yola çıkacağız. Yani burada e, bu kurun e, gerçekten baz etkisi yaratıp yaratmadığını e, 8.33'ü 8.34'ü kırdıktan sonra e, bakacağız arkadaşlar. Şu an alım noktası için Dediğim gibi çok da uygun değil arkadaşlar geri çekilmeler görebiliriz. Daha çok kısa vadeli yükseliş trendine tekrar girmesi için özellikle 833, 834 taraflarında kalıcı bir kapanış yapmasına gerekiyor. Eğer 833 seviyesinin aşağısında şu anki gibi kalıcı kapanışlar kalırsa aşağıda geri çekilmelerin devamı gelecektir. Şu an 833 ile 816 arasındaki kanalı bile değerlendirdiğimiz zaman şu an tam kanalımızın ortasında işlem görüyor. Hangi tarafa kırarsa o tarafa yönünü devam edecek arkadaşlar. Gelen politikalar gelişmeler üzerine kurdaki geri çekilme oldu arkadaşlar. Yani bu Türkiye'nin ekonomisi düzeldiği için ya da üretimi arttığı için ekonomiye güven arttığı için bu düşüş gerçekleşmedi arkadaşlar. Türkiye'de bazı yeni adımlar atıldı. Bunun devamı gelirse kurda geri çekilmeler bir nebze daha görülür. Eğer sadece devamı gelmezse eski sistem yine gitmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz biraz da grama dol ons altına bakalım arkadaşlar. Şimdi 10 e, altın tarafına baktığımız ise e, 1900 dolar seviyesini yukarı kırdıktan sonra yükselişlerin devamının e, geldiğini gördük gün içerisinde özellikle e, 1965 e, dolar ile aşağı yukarı 1952 dolar arasında gidip geldi. E, kısa vadede yükseliş trendimiz devam ediyor. Özellikle ABD seçimine, seçim sonuçlarının belli olması 10 e, altın için daha iyi oldu. E, Biden e, zafer konuşmasında bölmeyi değil birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağını ve e, tüm ABD denin güvenini kazanmak için çalışacağını dile getirdi. Yani Joe Biden'ın başkan olmadan önce gelecek olan teşvik paketini çıkartacağını zaten söylemişti. Hatta seçim promosyonu yaptı bunu. Onsalt'ın şu an yükseliş trendine devam edecek ara ara hafif geri çekilmeler görebiliriz. Şu an için özellikle 1900 dolar seviyesi aşağısından sarkmadığı sürece kısa vadeli yükseliş trendimiz devam edecek. Hatta çok yakın bir sürede 2000 dolar seviyesinde üstüne yükselişini gösterecek arkadaşlar bize devam ettirecek. Özellikle 1976 dolar üzerinde e, kalıcı kapanışlar ile birlikte 2000 dolar seviyelerini konuşmaya başlarız. Fakat şu an e, çok fazla gelişme olduğu için piyasalarda anlık baz etkiden dolayı geri çekilmeler olabilir. E, dolar ise küresel bazda gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında e, değer kayıplarına devam etti arkadaşlar. Dolar endeksi son 2.5 e, ayın en düşük seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. E, doların bu zayıf performansından destek bulan 10 altın ise e, yukarı yönlü bu şekilde hareketlenmelere e, devam ediyor. Diğer taraftan ABD başkanlık seçimleri sonrasında e, bu e, Amerika'daki biliyorsunuz daha önce de çıkacak olan mali teşvik paketinin e, geçebileceğine yönelik beklentilerde e, artmış durumda yani bundan destek buluyor. E, yine dünya genelinde arkadaşlar Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 50 milyon 263 bin'i e, geçmiş durumda. Grafik üzerinde incelemek gerekirse eğer 1933 dolar seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. E, yukarıda ilk direncimiz 1974 seviyesi. Eğer 1974 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa 2000 dolar seviyelerine ve üstünü göreceğiz arkadaşlar. E, şu an genel durum ons altının lehine devam ediyor arkadaşlar. E, Joe Biden seçilmesi ons altını biraz daha rahatlattı. E, o yüzden bir şu an yükseliş trendimiz genel olarak devam ediyor. Biraz daha burada gram altına bakalım arkadaşlar. Şimdi e, gram altında da yani uzun zamandır biliyorsunuz aralıksız bir yükseliş izliyorduk gram altında fakat bugün özellikle dolar tl partisindeki geri çekilme ile birlikte gram altında çok güzel bir seviyeye geriledi aslında gün içinde 515 seviyesini görmüş durumda özellikle 514 seviyelerini görmüş durumda arkadaşlar alım için bu seviyeleri değerlendirmek gerekirse kademe alışlar için gerçekten çok uygun açıkçası yani yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum bunu dolar tl değer kaybı yaşansa da ons e, az önceki grafikte de gördüğünüz gibi e, destek vermeye devam edecektir. Özellikle Biden'ın seçilmesi e, gelecek olan teşvik beklentilerini e, arttırmış durumda. Zaten Covid-19 e, yani koronavirüs vakaları, karantinaları e, devam ediyor. Yani ons desteklenmeye devam edecek. Yani burada eee Belirli bir süre dolar tl'deki grafikte e, geri çekilmeler olsa bile e, o gram altın çok düşmeyecektir arkadaşlar e, alım seviyeleri için şu an e, 515 seviyesine kadar 514 seviyesine kadar bugün geri çekilme yaptı e, buradaki ekranda 514'e kadar 13'e kadar gösteriyor. E, şimdi arkadaşlar. 525 seviyesi yukarıda bizim ana direnç seviyemiz olacak 525 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yaparsa arkadaşlar e, alımlar daha da hızlanacaktır yani eskisi gibi 539 535 lira tekrar e, dayanacaktır e, birinci kademe alımlarınızı buradan yapabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum herhangi bir yerden yapabilirsiniz zaten e, 515 de 525 arasında çünkü ee, yani 10 saltın bu saatten sonra 500 lira düşmeyecektir arkadaşlar. Yani çok zor bir ihtimal 500 lira düşmesi. Yani dolar tl grafiğinde geri çekilmeler olsa bile hani 10 saltında geçen haftaya kıyasla aynı şekilde düşmeye devam etseydi evet 10 salt e, bugün gram altını e, 500 rakamlarını konuşuyor olabilirdik. Fakat e, ABD seçim sonuç seçimler de sonuçlandığı için artık 10 saltın destek almaya devam edecektir. Yani ne kadar dolar tl partisi düşse de e, gram altın yükselmeye devam edecektir bu şekilde. E, 10 onun dışında dediğim gibi arkadaşlar 525 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar yukarıda 540 seviyelerini 539 seviyelerini e, hızlı bir şekilde bize getirecektir. Şu an iki kanalımızın arasında eğer 515 seviyesinin aşağısına kalıcı bir kapanış yaparsa da aşağıda 508 onun aşağısında da e, 500-502 seviyeleri e, bize gösterecektir. Fakat dediğim gibi 500 seviyelerine gelmesi bu saatten sonra biraz e, biraz demeyeyim arkadaşlar baya baya bir e, zor yani o yüzden e, alım seviyeleri olarak bu seviyeleri özellikle 508 520 aralığı bandını değerlendirirseniz sizin için daha iyi olur. Biraz da gümüşe bakalım. Şimdi gümüş grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar burada 7-10 seviyesini yukarıda direnç olarak test etmiş. Fakat e, geri geri çekilmeyle beraber e, TL'deki geri çekilmelerle beraber burada gümüşün de değer kaybettiğini görüyoruz. 6.84'ten piyasa fiyatlıyor şu an. E, şurada 6.95 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kapanış yapmadığı sürece tekrar aşağıya doğru sarkmalar devam edecektir. Alım için e, çok da acele etmeyin bu seviyeden. Biraz daha riski minimize etmek isteyenler 6.95 seviyesi üzerindeki kalıcı kapanışlardan yararlan sınlar ya da e, geri çekilmesini beklesinler. İlk kademe alışımız aşağıda arkadaşlar 6.60 seviyeleri yani 6.50 seviyeleri e, dibine vurunca değil arkadaşlar. Buradaki 6.60 seviyelerini seviyelerine bulduğu zaman 6.80 döner aşağıya. E, burada birinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz. E, birinci kademe alışlarınızı yapın diyorum arkadaşlar. Çünkü e, dediğim gibi rekor seviyelerde olduğu için buralardan malınızın hepsiyle girmeyin. E, onun dışında genel olarak yükseliş beklentim tabii ki de gümüşte de gram altında olduğu gibi gümüşte de yükselişler devam edecektir arkadaşlar. 6.95 seviyesini geçtikten sonra tekrar 7.10 10, 10 üzerinde geçtikten sonra 7.20 seviyeleri kısa bir zamanda gelecektir. Yani gümüşleri şu an baz etki olarak biraz geri çekilme görülmüş olabilir. Fakat genel olarak e, yükseliş trendimiz 6.50 seviyesinin üzerinde olduğumuz sürece de zaten devam ediyor. Alım için dediğim gibi ya 6.95 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışı bekleyin ya da e, 6.50 seviyelerine kadar geri çekilmesini bekleyip oradan birinci kademe olarak e, alabilirsiniz arkadaşlar gümüşte de. Biraz da da BTC gel bakalım BTC grafiğine baktığımız zaman ise arkadaşlar aşağıda bulunan 14.760 dolar seviyesiyle yukarıda gördüğümüz 15.902 dolar seviyesi bizi karşılıyor burada. Şu an piyasa zaten 15.339 dolar seviyesinde piyasa fiyatlıyor. Eğer yukarıya doğru 15.000 dolar 15.902 dolar seviyesini yukarıya doğru kırarsak eğer burada işleme göre yukarıda 17.000 dolar seviyesi bizi bekliyor arkadaşlar. 17.252 dolar seviyesi. BTC uzun zamandır yükselen trendi yüksel seliş trendini devam ettiriyor. Özellikle şu anki piyasada e, algı çok yüksek. Yani BTC'nin artacağı şeklinde bir algı yaratmaya çalışıyorlar. E, bizim burada e, karımızı daha iyi e, alabilmemiz için, işlemlerimize daha karlı devam edebilmemiz için e, buradaki ana destek direnç seviyelerinden alım satım yapmamız gerekiyor. Yani her desteği kırdıktan sonra alım yapacağız arkadaşlar. E, her desteği direnci kırdıktan sonra yukarıya doğru alım yapmamız gerekiyor. E, burada ana destek dirençlerine geldiği zaman da karımızı realize edip piyasadan çıkmamız gerekiyor. Örneğin burada 15.902 dolar seviyesinin üzerinde bir kalıcı kapanış yaparsa piyasaya tekrar gireceksin. 17.000 dolardan e Piyasadan çıkacaksın. Tekrar devam ettiği sürece alım yapmaya devam edeceksin. Fakat eğer 15.000, 14.000, 15.902 dolar seviyesine aldın. Baktın tekrar aşağıya doğru düştü. Stop loss yapacaksın. Aşağıdan tekrar alacaksın. Yani bu işin mantığı bu. Genel olarak BTC yükseliş trendine devam edecektir arkadaşlar. Yükselmeye devam edecektir. Anlık bu şekilde ara ara düşmeye de devam geri çekilmeler yapacaktır. Destek seviyesine kadar geri çekilme yaptığı zaman alım Yapmak daha mantıklı olacaktır burada yatırımcılar için. Onun dışında e, bu şekilde analizlerimizi bitirelim. Görüşmek üzere. İyi e trade derlerim herkese.